İkinci yarıda 4 maçta 3 mağlubiyet aldı Gençler Birliği. İkinci yarı çok iyi başlayamadı. Zor da bir fikstür var. Devam ediyor. Bu hafta da Alanya'da oynayacaksınız. Evet. Alanya'da 7 maçtır kaybetmeyen bir takım. Evet. Nasıl söyleyeceksiniz? Yine zor bir maç bizi bekliyor ama kaybediyoruz. Fakat tabii oyun olarak iyi oynadığımızı düşünüyorum. En azından futbol oynamaya çalışıyoruz. Yine kazanmaya yönelik oyun oynamaya çalışıyoruz. Oyun karakterimizden, kimliğimizden de herhangi bir maça göre de taviz vermiyoruz. Bu bizim için aslında güzel bir gelişme. Takım bunu sahada uyguluyor sürekli. Ama bunun sonucu yansıtamıyoruz tabii. Burada da maçın içindeki kırılma noktaları çok etkin durumda. İşte golü biz bulsak belki farklı bir oyun gelişecek ama maalesef hep maçlarımızda rakipler bu kırılma noktalarında golle tanıştı, buluştu. Ve biz de mağlubiyetle bitirdik maçlarımızı. Şimdi Alanyaspor'la da aynı bu şekilde mücadele eden, yine oynamaya çalışan, ofansif futbol oynayan ama defansif anlamda da yine bugüne kadar yaptığı gibi iyi bir duruş göstermeye çalışan bir oyun oynayacağız. Ama kolay olmayacak tabii. Yani Alanyaspor çok kontrollü, çok disiplinli oynayan bir takım. Ama biz oradan elimizden geldiğince iyi oynayıp yine galip gelmeye çalışacağız. İnşallah bunda da başarılı oluruz bu hafta. Hocam son haftalarda futboldan daha çok artık hakem kararları konuşmaya başladı. Ortam daha da gerilmeye başladı. Gerilecek gibi. Ya gerilecek, daha da gerilecek yani, öyle görünüyor. Çünkü maalesef aslında yani maçlardaki yapılan hatalara aslında dikkat ediyoruz. Onları konuşuyoruz sürekli. Hani işte penaltı verildi, penaltıydı, değildi. Veya öbürkü bize verilmeyenler, verilenler. Bunlar konuşuluyor ama asıl bunların temelindeki ana sebebe bakmak lazım. Üzücü olan asıl o. Büyük sorunumuz bence o. Çünkü inanılmaz derecede artık birbirimize bir güven sorunu yaşıyoruz. Yani hem sadece futbolda değil, yani genel anlamda bu maalesef böyle oldu. Futbolda bunu çok üst seviyede yaşıyoruz artık. Bugün bakıyorsunuz Fenerbahçe'de memnun değil, Galatasaray'da memnun değil, Trabzon'da değil, hiç kimse memnun karşı değil. Yani tabii sürekli açıklamalar yapılıyor, sürekli ortam geriliyor. İster istemez herkes de buna ayak uyduruyor, yani bizler de dahil. Ki biz çok sabırlı olarak bilirim kendimi, benim bile artık tahammül sınırlarım iyice aşağılara düştü. Maalesef bu noktaya geldik. Yani üzücü olan şey bu. Buradan nasıl dönülür, nasıl bir çözüm yolu bulunur, bunu düşünmek lazım acil bir şekilde. Yoksa yani hepimiz kaybedeceğiz. Yani kendi haklarımızı ararken, kendi kişisel menfaatlerimizin peşinde koşarken aslında hepimiz büyük olan, bize esas mutluluğa götürecek olan şeyi kaybedeceğiz. Hep beraber kaybedeceğiz. Yani peşinden koştuğumuz menfaatlerimizi de kaybedeceğiz. Allah yardımcımız olsun. İnşallah bir çözüm yolu bulunur ama bu gidişte zor gibi görünüyor. Fakat ümitsiz de değiliz tabii ki. Mutlaka bir gün bir yerde bir şey döner. Hepimizin aklı başına gelir. Biz de nasıl davranmamız gerekiyorsa doğru davranış şeklini bulur. Ve ondan sonra da inşallah bu kötüye gidişi durdurup tekrar eski herkesin birbirine güven duyduğu, saygı duyduğu günlere geri döneriz. Teşekkürler. Değinmek isterseniz, bak Fabrizio'nun konusu da çok fazla gündeme geldi. Yani ya bunları da bence açıklamalar var herhalde. Fabrizio'nun sosyal medyadan yapılan açıklamalar var. O da çok üzücü. Ya zaten sosyal medya çıktığından beri her şey çok daha farklı hale geldi. Konuştukça daha da büyütüyoruz olayları. Bence konuşmayıp çok fazla da dikkate almamak belki çok daha doğru olacak. Yani konuştukça daha da büyütülüyor. Algı yaratılmaya çalışılıyor ve bu algıya da kapılıp gidiyoruz biz de. Sonuçta maçta olan bir olaydır. Ondan sonra çirkinlik yapanların kendilerine kalmış bir şeydir o. O düşüncelere sahip olan insanların kendi yapısıdır. Onlar kendi kendini çek etsin bence yani. Sonuçta biz kimseyi buradan düzeltemeyiz.